Ben Nidem Karakaya. 26 senedir flüt çalıyorum ve freelance müzisyenim. Flüt hakkında aklınıza takılan, sormak istediğiniz, sorduğunuz zaman cevap bulamadığınız tüm sorulara cevap vermeye çalışacağız. Flüt hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz ama flüt çalmak istiyorsunuz. Ne yapmalısınız? Flüt çalmak istiyorsanız öncelikle bir flüte sahip olmanız gerekiyor. Derslere başlayacağım ama flütsüz gelsem olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü herhangi bir enstrüman eğitiminde aldığınız dersteki tekrarları enstrümanınıza tekrar etmeniz sizin ilerlemenizi sağlar. Onun dışında sadece derslerde görmeniz enstrümanı size bir şey kazandırmaz. Özellikle de nefesli enstrüman olduğu için kendinize ait bir flütünüzün olması gerekir. Peki nasıl bir flüt almalısınız? Eğer ders almayı da düşünüyorsanız, ders almayı düşündüğünüz öğretmeninizle birlikte enstrüman seçimini yapabilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa, sadece online olarak izlediğiniz videolarla ilerlemek istiyorsanız, yine de kendi başınıza enstrümanınızı almanız gerekiyorsa, o zaman da şehrinizde bir müzik mağazası varsa oraya gidip enstrümanlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa da online olarak müzik mağazalarından edinebilirsiniz. Burada önemli olan online seçeceğiniz mağazanın müzik mağazası olması. Çünkü diğer tarz alışveriş sitelerinde flüt hakkında yeterli bilgiye ulaşamazsınız ve sizi yanlış yönlendirebilirler. Gerek online, gerekse fiziksel olarak gidip mağazadan satın alacağınız flütler için bilmeniz gereken şeyler var. Öncelikle flütü kullanacak olan öğrencinin yaşı önemli. Mesela kıvrık ağızlı flütler var. Eğer çocuğumuz 7-8 yaşlarında ve minyonsa bu şekilde kıvrık ağızlı bir flütle flütün boyu kısaltılarak onun daha kolay tutması sağlanıyor. Ama yetişkinler için böyle bir aparata ihtiyacımız yok. Tabii ki flüt seçerken bu işe ayırdığınız bütçe çok önemli. Ama ucuz olsun diye ikinci el değeri olmayan, kalitesi düşük, sürekli bakım gerektiren ve sizi zorlayacak flütlere yönelirseniz gerçekten kısa vadede çok büyük zararlar elde edersiniz. Siz flüt hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Denemeden aldınız. Online bir yerden ya da ikinci el birisinden aldınız. Ses çıkmıyor flütten. Siz mi ses çıkaramıyorsunuz? Yoksa flütün mekanizması mı bozuk? Bunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Enstrümanınızı bu işi bilen ve sizi yönlendirebilecek ve her aşamasında sizin yanınızda olabilecek birilerinden almanız önemli. Flüt çok hassas bir enstrüman. Kalitesiz enstrümanları yönlendiğiniz zaman mekanizma dediğimiz perdelerin bağlı olduğu sistem çok çabuk bozulabiliyor. Hatta size geldiğinde bozuk bile olabiliyor. Flüt yapısı itibariyle güzel ses elde etme süreci biraz uzun bir enstrümandır. Dolayısıyla siz para verip öğretmene gittiğinizde elinizdeki kötü enstrümanla orası mı kapanmıyor, burası mı olmuyor diye uğraşmak yerine iyi bir enstrümanla dersinizden de verim alabilirsiniz. Evdeki çalışmalarınızdan da aynı şekilde. Başlangıç enstrümanınız için çok büyük bütçeler ayırmanıza gerek olmasa da yine de ikinci el değeri olan, garantisi olan ve tamir servisi alabileceğiniz bir yerlerle anlaşmanız daha iyi olacak.